Herkese merhabalar. Selamlar. Şimdi hemen bir makyaj hazırlığı yapalım ve ondan sonra BİM'e gidiyoruz arkadaşlar. Sağlıklı ürünler, uygun fiyatlı ürünlere bakacağız. Araştırma yapacağız. Benim de eksiklerim var. Birazcık alacağım. Şöyle güzel bir market turu yapalım birlikte. Ama ondan önce bir makyajımızı yapalım. Yaptık. Müzik ruhun gıdasını deyip listemi dinlettim. Hazırlandım arkadaşlar. Makyajımı yaptım. Şimdi BİM'e gidiyoruz. BİM'e doğru yol alıyoruz. Bakalım neler var neler yok. Benim BİM'den aldığım bir şeyler var ama ben de çok ayrıntılı incelemedim açıkçası. Hem böyle biraz inceleriz ne var ne yok. Size de yardımcı olur diye düşünüyorum. Böyle markete gittiğinizde sağlıklı ya da belki hiç görmediğiniz şeyleri de belki bulabiliriz. Bakalım action olacak mı? Çekimime laf edecekler mi? Göreceğiz. Onu da halledeceğim bir şekilde. Arkadaşlar dünyanın en sessiz BİM'ine geldim. Herhalde kimse yok. Şimdi şöyle Türk kahvesini göstereyim. Bu kuru kahveci Mehmet Efendi. Kahve olarak bu var. Bir de şu kahve diyarının hazır klasik kahvesi var. Ama filtre kahve yok. Bunun fiyatı da 9.95. Devam ediyoruz. Şurada reçeller şeker içeriyor. Baktım, inceledim. Bal olarak da ben bu balı aldım. Yani bunun fiyatı da çam balı 15 TL ama tadı güzeldi. 15 TL uygun fiyatlı bir bal arıyorsanız bence denenebilir. Burada da aynı şekilde daha büyük boyu var. Bu da bal parmağın bal kovanında. Bu balda 27.90'mış. Bu da güzel. Bunun böyle en azından direkt böyle dökersiniz pankekleriniz. O yüzden güzel olabilir. Helvaları geçiyorum. Zaten şeker içeriyor. Pekmez. Ben kahvaltılarda pekmez tüketiyorum. Bu da %100 üzüm. Şeker içeriyor mu acaba? İçermiyor. Sadece üzüm var. Böyle bu tarz pekmez alıp da tatlı ihtiyacınızı giderebilir şeker içermediği için. Tahinle de karıştırabilirsiniz. Tahinde, kurabiyelerde falan kullanıyorum. Pekmezin fiyatı 20 TL'ymiş. Tayında 15 TL uygun. Güzel. Devam ediyorum. Buralar çikolata. O kadar fazla çeşit var ki BİM'de. Devam ediyorsak hurma. Ben hurma da çok tüketiyorum. Burada 17 liraymış. 250 gramı hurmanın. Tatlılarda ya da ara öğünde kahvenin yanında tüketiyorum. Gün kurusu olarak da
kuru kayısı var. Bu da gerçekten metabolizmanızı çok güzel çalıştırabilir. Çok fazla böyle çiğ kuru yemiş falan var birinde. Bunun da fiyatı 15 TL'ymiş. Aynı şekilde tariflerle kullanabilirsiniz. Bu da Simbat'ın kuru üzümü. Bu da böyle 9 TL. Bu fiyatı da çok güzel. Yani bu kuru üzümü ben böyle marmelat haline getirip tariflerim içinde koyuyorum. Ya da böyle gerçekten kahveyle falan tüketiyorum. Ya da böyle keklerin içine de koyuyorum. Çok yakışıyor. Ceviz sucuk birazcık kalorili olduğu için onu da geçiyorum. Ceviz içi 12,90'mış. Ceviz. Ben genelde çiğ kuru yemiş olarak ceviz tüketiyorum. Teremel. En sevdiğim şey Lidl'un. Bir tane alayım ben kendime. Ha, burada böyle çiğ karışım kuru yemişler de var. Ya da siz böyle ayrı ayrı kendiniz de yapabilirsiniz. Bu da 15,90'mış ama ara öğün olarak bence çok güzel oluyor. Ben yanında taşıyordum böyle. Ara öğün yapmak istediğimde. Fıstık olarak da yer fıstık kabuklu 13,5 TL. Bunun da fiyatı. Bu da fıstık ezmesi yapmak istiyorsanız ya da böyle ara öğünde kullanmak istiyorsanız alınabilir. Ben bir tane alacağım. Fıstığım çünkü yok. Bir şey söyleyeyim mi? Gof gof da çok seviyorum biliyor musunuz? Kuf kuf çok güzel oluyor gerçekten. Bunun böyle minik de çıkmış. Devam ediyorum. Kimse yok arkadaşlar. Kimse. Sanki sadece ben varım. Sarı leblebi. Benim ara öğünlerde en çok tükettiğim şey sarı leblebi ve beyaz leblebiydi. Bunlar da 4,45'miş. Gerçekten açlığımı bastırıyor. Böyle şöyle gece acıkmaları oluyor ya. Böyle 5-10 tane yiyip üstüne bir bardak su içip öyle yattığım zamanları hatırlıyorum. Leblebi de gerçekten böyle mide bulantısına, açlığa falan çok çok iyi geliyor. Burada ne var? Çekirdek falan. Kuru yemişler bu kadar. İrmik var. İrmiğin de fiyatı 2,45. İrmik de ben tariflerimde irmik topları ya da böyle daha farklı bir süt tarif istediğimde kullanıyorum. Ton balığı burada da var. Böyle uygun fiyatlı ton balığı arıyorsanız birime bakabilirsiniz. Derya markası olmuş. 14,95. Az tuzlu ayçiçek yağlı diyor. İkili paket 160 grammış. Fiyatı iyi. Bir de Super Fresh'in de var. Bu da 6,75'miş. Bu kaç gram? Bu da 160 gram tanesi. Balık olarak da daha devam ettiğimde böyle bu ne? Sardalya mı? Bu sardalya galiba değil mi? Sardalya da var. Bunun fiyatı da 6,90. Çeşitleri varmış. Derken düşündüm. Kakao da var. Kakaonun fiyatı 4,25. Kilitli ambalajlıymış. Bu da aynı zamanda bayatlamıyor. Bence çok iyi. 100 gram kakao. Ben damla çikolata olarak da bunu kullanıyorum. Ve gerçekten bence bu çok güzel. Geçen ASB'den aldım. Beğenmemiştim. Tadı da çok güzeldi. Damla çikolata da 7,5 TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi iki paket aldığım için almıyorum ama damla çikolatamı ben buradan alıyorum. Haberiniz olsun. Benim alanım çikolatalı var. Şöyle iki paket alacağım. Bu da 7,75. Şöyle müsün içeriğini göstereyim. 170 kalori, 3,7 gram şeker ve 5,6 yağ var. Ama gerçekten tadı çok güzel. Ben kahvaltıda yiyorum ve 4 kaşık falan tüketiyorum. Bazen böyle 2 günde bir de yediğim oluyor. Kilo verme döneminde de yedim. Kilo vermemi engellemedi. Kilo aldırmadı ölçülü yediğim için. Bunun sadesi, ya pardon bu kuru yemişlisi, meyvelisi ve kuru yemişlisi de var. Sanırım sadesi de var. 7,75 bence fiyatı uygun diğer müslere göre. Şekerli müslere göre fiyatı çok çok uygun. Laf ezmesi olarak da bu varmış. Fitness Club'ın. Bu da 7,95. Bilmiyorum bunu hiç tüketmedim. Ben Little Finkini kullanıyorum ama lazım olabildiği zaman alınabilir. Burada da pirinç gevreği falan var. Bakayım şu ne kadarmış. Bir porsiyon 112 gram, 6,5 gram şeker varmış. Mesela müsliye göre daha fazla. Bunda fiyatı 8,75. Böyle direkt pirinç gevreği yemek isteyenler için. Her zaman ben diyetteyken de böyle yani turşu yıkayıp yiyordum. Tuzu gidiyordu 5,95'miş. Yemeklerin yanında olabilir. Baharatlar zaten her zaman 3,75 falan. Baharatları da geçiyorum. 3,5 pul biberle, kekikle, karabiberle yemeklerimi hep tatlandırıyorum. Tuzu az kullanıyorum. Nar ekşisi. Nar ekşisi arkadaşlar ben buradan almıyorum. Çünkü nar ekşili sosun içinde şeker içeriyor. O yüzden orijinal almak gerekiyor. Bunları, bunlar direkt glikoz yani. 4,45'miş. Ben 18 liralık alıyorum ama bayağı gidiyor. Kırmızı biber var. Bence yemeklerin yanında falan çok güzel oluyor. Hatta ben bu kırmızı biberi böyle pişirip lorla birazcık da zeytinyağla yapıyorum. Bu da 7,75. İçinde şeker var. 6,5 gram şeker varmış içinde. Yani 100 gramında bu 380 gram ama bir tane kırmızı biberden bir şey olmaz. Böyle bu da alternatif olabilir. Aynı zamanda böyle patlıcan salatası da akşam yemeklerinizde 6-20 bence renk katabilir. Ve süt olmazsa olmaz süt eksiğim. Evimde hep süt bulunduruyorum müsli yemek için ya da kahve içmek için ya da tarif yaparken. Bir tane alayım. Şimdi kuru yemişleri, kahvaltılık ürünleri, işte baharatları göstermiş. Şimdi biraz donmuş ürünlere geçelim. Bakalım donmuş ürünlerde neler var. Bezelyenin fiyatı 7 lira. Bamya var. Bakın bamya, bezelye. Mesela ben mısır da bazen böyle salatalarıma falan döküyorum. Hatta bakar mısınız?
bu uskumu, plato falan. Bu ne, palamut değil mi? Bakın böyle palamut var. Mesela bundan alıp böyle 3 tanesini fırına koyarak yanına biraz patates, minik patates, soğan, domates çok çok güzel oluyor. Bunun da fiyatı yazmıyor. Uskumru var. Uskumru da var. Bunun da fiyatı 15 lira ama bence güzel. Yani kurtarıcı oluyor. Buralar zaten börek ama ben köfte olarak genelde bunu kullanıyorum. Kaşarlı köfte. Birazcık yağlı ama ev köftesi yapamadığım zamanlar oluyor. Bunun da fiyatı 18 lira. Ama içinde bayağı var. Şöyle göstereyim. Bu köfteyi çok seveceksiniz. Bence mutlaka deneyin. Buralar hamur işleri zaten, bizlik değil. Ve tavuk. Diyette olmazsa olmaz, sağlıklı beslenmede olmazsa olmaz tavuk. Ben hep yiyorum. Tavuk göğsü genelde tüketiyorum bu arada. Tavuk göğsü kalmamış ama bazen böyle kanatta tükettiğim oluyor. Izgara tava dedi 25 TL sanırım kilosu. Ben bazen böyle 2 tane kanat, 2 tane but, yanında da sebze, mesela brokoli haşladığım oluyor. Hem de size böyle yemek önerileri de veriyorum. Tavuk bonfileymiş bu gerçekten. Bonfile de çok güzel oluyor. Bence mutlaka deneyin. Daha böyle bir tık daha yağlı ama tadı güzel. Yumurta olarak bu yumurtaları da alıyorum. Bu da 11,5 TL'ymiş. 15'li. Ve fiyatı gerçekten çok uygun. Yumurtamı genelde ya buradan ya daha 101'den alıyorum. Tadını da beğeniyorum. Bir de geldik yoğurtlara. Yoğurdun, tava yoğurdunu seviyorum. En çok bunu tüketiyorum herhalde. Bu da 10 TL. Fiyatı çok çok uygun. Bir tane alacağım. Normal şu yoğurtlar 3 TL'ymiş. Mantarımı da genelde ben buradan alıyorum. Mantar gerçekten yemeklerde çok çok güzel gidiyor ve kalorisi çok düşük. Fiyatı da sanırım 6 TL falan, da öyle hatırlıyorum. Şimdi birazcık süt ürünlerine giriştik. Kefirin ben sadesini zaten, şekerli ilavesi, bu her markette var. Fiyatı da 8 TL, sadesi 4,25'miş. Ben bir tane sadesini alacağım. Diğer meyveli olanlar da şeker içeriyor. Ben bunun içine kendim börtlen falan atıyorum. Meyveli yoğurtlar zaten şeker içerdiği için çok kullanmıyorum meyveli yoğurtları. Şöyle labnenin, bu arada böyle çikolatalısı çıkmış, bunu ben çok görmüştüm. Bir inceleyelim bakayım içeriğini. 100 gramı 300 kalori, şekeri 20 gram, şeker birazcık yüksek. Meyveli yoğurt olarak da işte probiyotik yoğurtlar var. Mesela içindeki şekere bir bakmak istiyorum gene. Bakın 7,4 şeker var 100 gramında. Bu kaç gram? Bu da 100 gram. Aslında böyle arada hani 7,4 gram böyle şeker ihtiyacınız olduğunda alınabilir. Ama ben incirlisini, cevizlisini falan daha çok seviyorum. Aa, varmış. Aslında ben de tatmak istiyorum. Mesela şu incir, ceviz hep bulunamayabiliyor. Şu iki tane mesela almak istiyorum. Bakayım. Ay, böyle 4'lü satılıyormuş. Neyse 4'lü alayım ben de. Şöyle inceleyeceğiz. İçinde 7 gram şeker var. Yani aynı şeye tekabül ediyor aslında. Gene denenebilir. En azından ara öğünüm için kurtarıcı olur diye düşünüyorum. İçinde incir cevizi olduğu için böyle kaşıklarım falan güzel olur. Çok acıktığım zaman ya da çantama takıp koyup bir taşımak istediğim zaman. Şimdi peynirlere bakalım. Bakalım az yağlı peynir var mı? Aslında en önemlisi o. Genelde peynir hep yağlı oluyor. Varmış. Şöyle beyaz peynir az yağlı 10,95. Mesela peynirin yağından da kaçmak istiyorsanız bence tüketilebilir. Tadında çok değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ama benim babam peynirci olduğu için bu da alamam. Şu an çok fazla peynir var evimde. Böyle normal peynirler de var. Hatta içeriğini bir inceleyelim bakalım. İçindekiler 162 kaloriymiş 100 gramı. 162 kalori, şekeri 0,6, doymuş yağı 4,8, gayet iyi. Zaten kibrit kutusu kadar ya da biraz büyük yeseniz kaç gram ki? 40 gram falandır en fazla değil mi? Bence peynir iyiymiş. Bunlar normal peynirler aynı şekilde. Boza var. Doğal süt falan var. Doğal sütleri de merak ediyorsanız 4 TL fiyatı. Aa, kahve falan var. Aa, latte var. Bakalım latte'de şeker var mı? Acaba nasıl? Soğuk kahve. İçeriğini merak ediyorum. 100 mililitresi şeker var. 11,2 gram şeker var. Ne yazık ki sade değil. Latte'de şeker olmasa vallahi alırdım. Şekersiz neden yok ya? Moka da şekerli. Arkadaşlar bu biraz diyetimsi dışı olacak, sağ fit ürünlerden ama gerçekten BİM'in kazandığı bir profiterol çok güzel. Aynı böyle Mado'da o sütte yediğiniz gibi 2,75 bence alınabilir. Mesela ben bir tane şimdi alacağım kendime. Güzel, ha şöyle bir de yanığını seçmeye çalışıyorum. Bir tane alabilirim, kalsın. Peynirle biraz daha devam edeceğim. Çubuk peynirler varmış aslında, onları da size bir göstereyim. Şu çubuk peynirler tam yağlıymış ama bunun işte az yağlısı yok ama bu da böyle çeşit olabilir. Bu da 197 kaloriymiş. Bence peynirden çok kaçmayın çünkü gerçekten süt ve protein almamız gerekiyor. Ben de kilo verirken de peynir hep yedim. Babam peynirleri de hep tam yağlıdır bu arada, yedim yani. Şöyle krem peynir de var. Ben krem peynir de
düşürüyorum. Ben krem peyniri de çok seviyorum. Böyle kızarmış etimeklerin, light ürünlerin ya da vasaların üstüne sürüyorum. O yüzden seviyorum. Böyle arada aldığımda oluyor. Bu da 241 kalorimiş. Daha yağlı oluyor krem peyniri normal peynirlere göre. Kahvaltılık sos var. Ben bu tarz şeyleri de seviyorum. 100 gram 175 kaloriymiş. Böyle etimeklerin üzerine, vasaların üzerine kahvaltıda tüketmeyi seviyorum ölçülü bir şekilde. Hani böyle hep sonuçta az yağlı şeyler bulamayabiliriz. O yüzden güzel. Ha, diyette en çok tüketmemiz gereken peynir aslında lor peynir. Genelde kahvaltılar için. Lor peynir fiyatı 4,5 TL. Az yağlı, bakın az yağlı yazıyor. Böyle lora içine biber atın. Yumurtayla böyle tavada pişirebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ya da böyle salatalarınıza da atabilirsiniz. Hindi fümeyle de çok güzel oluyor. Dost böyle formunda süzme peyniri çıkarmış bu arada. %40 az yağ, az tuz. Bu normali. Normalin kalorisine bakacağım. 100 gramı 224 kalori iken az yağlısı 173 kalori. Tabii fark var. Haberiniz olsun. Bunun da fiyatı arkadaşlar 9,95. Light ile normalin arasında hiçbir fark yokmuş. Bu arada hayret. Normalde lightlar çok yüksek oluyor. Daha fazla pahalı oluyor. Yağ olarak da ben genelde tereyağı kullanıyorum. Margarin kullanmıyorum. Tereyağı böyle mesela bir tatlı kaşığı falan yumurtaya kullanıyorum. Ben şu tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. 10,95 ama gerçekten bana bayağı gidiyor. Sadece yumurtada kullanıyorum. Bazen böyle kahvaltıda canım isterse kullanıyorum. Ama lezzeti çok. Mantarın fiyatı da 7 TL'ymiş. Diyette zaten olmazsa olmaz sağlıklı beslenmeli. Hindi füme, yüksek protein, düşük yağ. Gerçekten gene şöyle sizin için göstereyim. 92 kaloriymiş. Sadece 100 gram. Bunda 60 gram var. Ama protein çok yüksek. 2,45. Hani salamlar falan tüketmiyorum ama hindi füme tüketiyorum. Salatalarımı bile atıyorum ya da kahvaltı tüketiyorum. Evet. Devam ediyoruz. Bu arada çok çok fazla bir Bim'de ürün yok. Yani böyle fit ürün tarzı. O yüzden bulabildiğimi göstermeye çalışıyorum. Bakliyatlar. Arkadaşlar nohut falan var. Zaten fasulye bunlar evimizin her ihtiyacı. Fiyatları zaten şöyle var yani. Bunlardan da tüketiyorum. Burada bakalım kepekli spagetti var mı? Buğday makarnası varmış. %100 sert durum buğday ince uzun. En az %11 protein içeriyormuş. Bunun da fiyatı 2 lira. Arkadaşlar haberiniz olsun. Tam yani buğdaylı bir makarna var Bim'de de. Diğerleri normal. Ama şu durum buğdayı diyor. Buğdaylı. Hatta bakın böyle fiyonku da var. Farklı çeşitleri de var. Protein oranı da iyiymiş. Ölçülü bir şekilde olabilir. Böyle tam buğday makarna yapıp tavuk ya da mantar koyuyorum ve çok lezzetli oluyor. Bu arada benim de Hindistan cevizi var. Fiyatı yazmıyor mu? Bir de ananas var. Ananas direkt ödem attırıyor. 12 lira vermiş adeti. Ödem atma da gerçekten birebir ananas. Rizeleri de çok seviyorum. Böyle mantarın tavuğun yanında çok lezzetli oluyor. Ya da böyle salataların içinde de 10 TL'ymiş kilosu ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Sanırım avokado yok. Avokado kalmamış galiba. Şöyle Simbat'ta şey çıkarmış arkadaşlar. Böyle ceviz, kuru kayısı ve kuru incir. Fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Fikir edinmek için gösteriyorum. Fit ürünler için bir alan yapmışlar. Protein süsü Migros'ta da göstermiştim zaten. Tadı güzel. Ben vanilyalısını beğendim ama kakaolusu çok güzeldi. Onu da söyleyeyim. Küçükleri 3 lira falan sanırım, öyle hatırlıyorum. Büyüğü de 6 TL falan. Zaten çörek otlu, kinyolu burada da varmış. Altın başan merak ediyorsanız eğer. Bu da açlı bastırmada birebir. Fıstık ezmesi de gelmiş. Performans diyor. Bakayım şeker var mı içinde. Aa yok. Güzel bir şeye benziyor. Fiyatını soracağım, belki ben de alabilirim çünkü fıstık ezmem yok. Çok alakasız ama çoraplar da var, spor çorabı. Ben böyle jogger pantolonlarla bu çorapları çok beğeniyorum. Bu çorabı Bay Bayan 7 TL'ymiş arkadaşlar. İçinde de 2 tane var, fiyatı uygun. Bayan spor çorabı da şu minik sanırım, bu da 9 TL'ymiş. Şöyle renkleri de var. Uygun fiyata. Şöyle 2 tane alacağım ben de. Çorapla alakalı değil mi? Sağlıklı beslenmenin içinde çorabı da gösterdim ya. Her şeyi bu videoda gösteriyorum. Bir de ekmeklere bakalım. Ekmek olarak da böyle tam burada ekmekleri var. İçinde bunda şeker içeriyor ama ben alıyorum. Hem tost yapıyorum hem kullanıyorum. Kalorisini göstereyim. 100 gramı 234 kaloriymiş arkadaşlar. Çok da hıllı da ekmek var. Çavdarlı ekmek var. Kepekli ekmek var. 2,5 TL. Çavdarlı 3,5 TL'ymiş. Bu da tam burada 3,25'miş. Çok da hıllı da 6,5 TL. Çeşit çeşit var isterseniz. Sağlıklı beslenmeye bir ara verip şöyle bir kızlara bizim makyaj süngeri göstereceğim. Makaronlu böyle. Bence çok güzel ama bunun fiyatı 9 lira. Ama çok tatlı. 2 tane var içinde. Fiyatı da uygun bence. Liner var. Bu ne? Cımbız sanırım bu. Cımbız seti. İkili cımbız seti. 11,90 şöyle makaronun. Şu an beni kızlar takip ediyorsa yararlansınlar. Şurada böyle
palet varmış. Far paleti 17,90. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Şurada saç bakım şampuanı falan da varmış. Bunlar da 10 TL falan. Buraya da bir makyaj standı yapmışlar. Ay şeyler çok tatlı bakın. Böyle makyaj çantaları var. Gerçekten lazımsa bakabilirsiniz. Böyle buz kapları da var. Bakın gördüğünüz gibi böyle ananaslı, kaktüslü ve ben buz kaplarına böyle kahve koyuyorum aslında. Direkt böyle bu şekilde kahve çıkıyor. Donduruyorum ya da böyle dondurulmuş böyle çikolatalar ya da dondurulmuş daha farklı tarifler içinde çok çok güzel aslında. Şöyle de varmış. Bir de böyle ince uzun da var. Buzluk ve çikolata kabı bakın. Şu çok güzel. Sanırım ben bundan alacağım. Kapların fiyatı da 5,95'miş. Ben böyle uzun çikolata yapmak ve ananaslı böyle kahveler yapmak için alıyorum arkadaşlar. Bence çok pratik ve severiz böyle sağlıklı beslenirken böyle şekilli şeyleri. Bir de Bim'den ben genelde böyle şekerli havası sütlü çikolata alıyorum. Bunda fiyatı 5,25 arkadaşlar. Tatlandırıcı ile tatlandırmış ama tadı aynı. Şeker çikolatanın hiçbir farkı yok. Gerçekten tadı çok enfes. Bir tane alacağım şimdi. %85 kakao. Kakao oranı çok çok yüksek. Bu da 3,25 neydi ama yüksek kakao oranı olan çikolataları tercih etmemiz lazım. Böyle fit beslendiğimiz zamanlar yeni çıkarmış bunda bu oyunu. Bu da 3 TL falan. Bir de şöyle farklı. Bir de %60 kakao. Yani ne kadar kakao oranı yüksekse o kadar. Onu da söyleyeyim. Bunların da fiyatı 3,5 TL. Arkadaşlar sanırım artık daha başka bir şey yok. Her şeyi göstermeye çalıştım. Şimdi bir tane ürün yapmak istedim. Böyle incir, ceviz ve tahıl diyor ama gerçekten çok lezzetli, tadı harika. Şöyle içinde partiküller var. Yani incirin, cevizin, tahılın. Yani 7 gram şeker var ama değer yemeğe ve kalorisi de düşük bence. 75 kalori ve gerçekten tadı çok güzel. Ara ara almayı düşünüyorum. Tabii evde kendim de yapabilirim denk gelirse ama gelmezse de böyle yanımda taşımak için çok çok pratik. Bir de şunu tadalım. Bunun fiyatı 15,90'mış bu arada. Bana da fıstık ezmesi soruyordunuz ya. Genelde Fitnat markasını kullanıyorum ama o yoktu, bulamamıştım. Ben de şunu bir tüketmek istiyorum. Bu çok açık değil gibiydi ama. Umarım. O kıvamı çok güzel. Arkadaşlar partikülü. Ay ne partikül dedim be. Vallahi. Bayağı güzel. Sanki karamel gibi. Dur tadıyorum. Hazır mıyız? Vallahi böyle çıtır çıtır olmasını da severim. Tariflerle falan çok güzel olur. Bana güveniyorsanız, benim damak tadıma güveniyorsanız bunu alın. Yemin ediyorum. Vallahi billahi çok güzel. Böyle hem kıvamı çok güzel. Böyle muzun üzerine ya da böyle tariflerin üzerine, mesela yarın fit bir pancake yapıp bunu kullanacağım ve Instagram'a da fotoğrafını atacağım. Oradan beni takip edin. Bu fıstığın böyle nokta nokta olup çiğnenmesi de çok güzel. Vallahi beğendim. Performans markasının, helal olsun. Çok güzel yapmışsınız be diyormuşum. Alın. Aldırın. Vallahi güzel. Fitnat'tan daha iyi beğendim diyeceğim vallahi. 100 gramı da 651 kaloriymiş. Şekerde 1,5. İkincisini de alacağım galiba. 15 lira çok iyi. Çünkü ben bunu bayağı bir süre, uzun süre kullanırım. Bir daha gelmezse belki ikincisini de alıp yedek yapabilirim. Çünkü bozulmaz. Zaten son kullanma tarihi Nisan 2021. Umarım bulabilirim tabii. Arkadaşlarım bu arada tam böyle bitmesine yakın çalışan geldi ki çekim yapmak yasak. Ne çekiyorsunuz acaba dedi. Dedim sağlıklı beslenme. Tamam dedi, ben bildireceğim dedi içeri dedi. Tamam dedim. Yani aslında iyi bir şey, onlar için BİM'deki ürünleri gösteriyorum ve kaç kere duydunuz ne çekiyor olabilirim, ne kadar kötü bir şey çekebilirim. Ama ben hallettim, bunu da üstesinden geldim, sıkıntı değil. Bunu da açtık arkadaşlar birlikte. Bunları da yerleştireceğim ve bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha farklı istediğiniz böyle market önerileri varsa da yazın. A101'i çektik, BİM'i çektik, Migros çektik. O zaman sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay. Hocamı göstermek isterken ben gibi oldu ama. Hoşçakalın.